Eşinize alo diyerek telefonu açmanızın boşanmaya kadar gideceğini biliyor muydunuz? Hemen anlatalım. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarına emsal olacak bir karara imza attı. Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışların olmasının yanında taraflardan birinin eşine alo diye hitap etmesini ayrıca kusursaydı ve boşanmalarına karar verdi. Taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi. Temyiz incelemesine tinselen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine alo diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi. Yargıtay'ın alo sözcüğünü boşanma sebebi sayması kararına vatandaşlardan da yorum geldi. Alo demenin de yöntemi var. Alo dersin normal ama ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemlidir. Aşağılayıcı bir tavır gibi düşünülüyor eşler arasında. Biz 30 senelik evliyiz. Sevgi, saygı, birbirine empati yapma, hayatı birlikte paylaşmayı öneriyorum diye yorum yapan bir beyefendinin eşi Ayşe Boz kurtsa başka problemler de varmış demek ki. Biz tatlı konuşuyoruz, canım gibi. Alo sözcüğü bir tek telefonda kalsın. Eşler birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşsın diye konuştu. Yargıtay'ın bu kararını şaşkınlıkla karşılayan Yaprak Yılmaz isimli gençse telefonun alo sözünün mucidi Graham Bell'i de anarak ilk defa duydum. Bu devirde boşanmak çok kolaymış. Böyleyse eğer bir alo demeye Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi derken başka bir vatandaşsa ben de ilk defa duydum. Kadın zaten boşanmak istiyordu, bahane olarak kullanmış şeklinde konuştu.